Selam arkadaşlar. Romanya Timișoara'dan hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Romanya'dayım arkadaşlar. Bükreş'e gidiyorum. Romanya'nın Timișoara diye bir şehrindeyim şu anda. Bir kasabasındayım. Daha Türkçesi. Böyle çimenlikli, mimenlikli bir yer buldum. Hava da güzel. Kahvaltı yapmadıydım sabah. Dedim ha burayı çekeyim. Kahvaltı yapayım. Nasıl dedim, ufak ufak yürürüz. Acelemiz yok neredeyse. Arabayı da göstereyim. Düllül de burada. Böyle bir yerdeyim. Köy gibi bir yerdeyim. Böyle bir park yapmışlar ufaktan. Olsun, güzel işimizi görür. Masalar var. Memle var. Hava da güzel. Şöyle kahvaltı yapayım, öyle gideyim dedim. De sizle sohbet edeyim dedim bu arada. Dün akşam Sırbistan'dan Romanya'ya girdim. Bir 50-60 kilometre geride bundan Jimbola diye bir kapıları var. Sırbistan'dan Romanya'ya giriş kapısı. Sırbistan'dan Romanya'ya iki tane kapı var zaten. Bir Vidin kapı var. Kalifat dediğimiz Vidin. Yani Bulgar'dan Romanya'ya giriyorsun. Sırp'tan Bulgar'a, Bulgar'dan Romanya'ya. Bir de bu Jumbola dediğimiz kapı var. Kapı pek fazla çalışmaz. Pek fazla bilen de olmaz bu kapıyı. Az çalışan bir kapı. Gece saat totalı uzattım. 15 yaptım. Kapıyı geçebilmek için. Geçtim kapıyı, yattım orada. Sabahta kalktım. Normalde 11 yatmam lazımdı, 9 yaptım. Yani 11 saat yatmam lazımdı, 9 saat yattım. Yat yat nereye kadar? Hep yatırız zaten. 9 saat yaptım, oradan kalktım. Dedim bir parklayayım da bir kahvaltı falan yapayım, ondan sonra devam ederim. Petrolden şey aldık, Bignet aldık. 11-12 euro Bignetleri bunların. Yol parası yani, anlayacağınız otoban parası. 40 kilometre sonra otobana gireceğim. Şu köyleri möyleri bitireyim. Ulan bize çay koydu da çay patır patır ediyor. Kaynadı mı ne oldu bilmiyorum ki. Arkadaşlar gelin çay içelim diyeceğim ama. Ay 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 ay. İnşallah bir gün o da olur değil mi? Vallahi adam gibi bir kahvaltı yapacaktım aslında ama. Yani öyle affedersiniz sucuklu yumurtalı falan filan ama dedim yok ya, tost yapayım sadece. Tost idare edersin, tost çay yeter ya. Ay. Çay da kaynıyor. Tırcının hali böyle arkadaşlar, kendin yap kendin pişir ama zevkli oluyor ya. Vallahi seviyorum yani. En azından kendin yapıp kendin yiyorsun. Abi bunu da şöyle koyayım da bakayım duracak abi. Karanlık mı oldu ya burası? Neyse idare ederiz artık. Tost yapayım diyorum. Tost yapayım, tost ekmeği var burada. Tost burada. Çay kaynıyor. Hava çok güzel arkadaşlar burada. Vallahi 10 numara hava var bugün Romanya'da. Bir bahar havası var. Güzel oluyor böyle havalar. Yani bizim için daha güzel oluyor. Çünkü açıyorsun böyle rahat rahat dolabını yapıyorsun. Yemeğini yiyorsun falan. Güzel oluyor. Kışın biraz sıkıntı bizim işimiz. Dolap açamıyorsun. Rahat rahat yemek yiyemiyorsun. Kışın harbiden sıkıntı oluyor. Yazın zevkli. Zevki de bu işte yani. Açıyorsun dolabını, yayılıyorsun böyle piknik tarzı falan. Bak bu çayı tavsiye ederim ha. Tiraki çay. Güzeldir bu çay. Evinizde bu çaydan kullan. Dereli,
Az önce bir tane misafirim vardı, bir tane köpek, güzel bir köpek. Muhakkak sahipli o köpek. Biz muhabbet ettik ondan. Nasıl kaçtı gitti. Güzeldi bir köpekti. Ay ay ay. Şimdi diyeceksiniz abi köpek, köpekle mi muhabbet ediyordun, köpek kaçtı gitti, şimdi canı sıkıldı bizle mi muhabbet ediyordun diyeceksiniz. Yok da böyle bir şey. Bükreş'e gidiyorum. 540 km arkadaşlar. Şu anda buradan Bükreş tam 540 km. Akşam Bükreş'te oluruz. Tabii akşam boşaltamayacağız büyük ihtimalle bu yükü biz. Geçineceğiz. Bakalım dur şu ben şu peyniri de getireyim ya. Bizim tost peynirimiz. Tostu da neyle yapacağım derseniz bununla yapıyoruz tostu. Böyle açılır. Kapatırsın. Hemen hemen bütün tırcılarda vardır bu. %100'ünde diyeyim yani hepsinde vardır. Çok işimizi görüyor. Arkadaşlar size de yapayım mı? İster misiniz? Benim aşçılığım iyidir ha. Bunları tam Türkiye'den aldım, daha bitmedi. Sıra gelmiyor ki bunları yemeye. Bir heves alıyorsun Türkiye'den. İşte tost yaparız, onu yaparız, bunu yaparız. Affedersiniz, kavurma yemekten Bulgaristan'da kavurma almıştım. 1 kilo kavurma aldım. Ucuz yani Bulgaristan'da, o yüzden. Kavurmayı yemekten bunlara sıra gelmedi. Kavurma da yeni bitti. Şimdi tost kaldı geri. Şey tost diyorum, sucuk kaldı. Yumurta var tabii. Tost, sucuklu yumurta, tost. Pilav var. Pirinç pilavı. Döner var. Hazır döner tabii. Bunlar ben Türkiye'ye getirir. Yarın Bükreş'te boşaltacağım. Bu akşam boşaltamayız zaten. Geçiniyorum oraya. Yarın Bükreş'te boşaltacağım. Boşaltınca tekrar buraya geleceğim. Şu anda olduğum yer. Kimmiş oraya? Buradan lastik gideceğiz. Kontantin diye bir lastik markası var. Söyleyemiyorum hani. Söyleyişi daha şekli daha farklı da ben söylemiyorum. Kontant mı? Kontant mı? Ne bir acayip. Biz alışmışız Goodyear, Lasta, Michelin falan. Hatta benim arabanın şu Dorsen'in lastikte de o şu anda dediğim lastik. O fabrikanın yükünü devamlı biz çekiyoruz. Oranın ihalesini almışlar. Ford'un ihalesi bizde. Renault'dan biraz alıyoruz. Bu lastiğin ihalesi bizde. Bunların yükünü biz çekiyoruz. Zaten Ford'dan, Ford yetiyor bize ya. Ford'dan bir şey kalmıyor yani. Bütün arabalar 600 tane araba var, 600'e Ford'a çalışıyor. Lan ben ne yapıyorum oğlum, koysana ekmeği üstüne ya. Muhabbeler aldık, ekmeği koymuyorduk. Aldık. Üstüne. Aldım da kapalı yalım aldı. Valla arkadaşlar acayip bir canım sıkılıyor ya. Diyeceksin Romanya gibi memleket ne yapacağını mı sıkılıyor adam? Valla sıkılıyor.
Ben şeker kullanmıyorum çayda falan. Arkadaş vardı. Beraber dün şeyde dün diyor pardon evvelsi gün Slovanya'daydık. Ben işte böyle dola başladım yemek falan yaptım. Çay falan. Ben şeker kullanmadığım için gitti kendi arabasına şekeri getirdi. İşte yedik içtik. Bir kutu şeker getirdi bu arada. Sonra topladık arabayı. Slovanya çalışma merkezine doğru işte Maribor'daydık. Oraya gezmeye gidecektik. Dedim oğlum bırak kalsın şey. Şeker dedim benim arabada kalsın. Akşam dedim gelince dedim tekrar dedim çay mı yaparız. Tekrar dedim getir götür yapma. Tamam dedi koydu. Şeker bende unuttu. Şimdi şekersiz kaldı var ya. Acayip gıcık kapıyordur bana şimdi. Şu şeyi de getireyim de bir saniye. Ya sürmeden olmaz ya. Arıyor beni. Ya diyor kanka bende şey yok, şeker yok. Sende mi kaldı? Bende kalmış. Nasıl küfür ediyor? Nasıl küfür ediyor biliyor musun? Ben ne yapayım dedim lan. Unutmasaydın. Ben senin iyiliğin için dedim ben taşıma. Akşam tekrar çay yapacağız sonuçta. Tabi akşam çay yapamadık. Gece 5'te gelince arabaya. Sabah 5'te pardon. Kafalar 1 milyon tabii içtik yalan değil Allah ver. Güzel içtik hem de. Ne de olsa dedik tatil günü içelim. 5'e kadar vurup patlasın çal oynasın muhabbeti oldu. O kafeden yattık sabah da bu ateşle de gitti tabii. Zaman da oldu saat de oldu gitti. Şeker de bende kaldı. Çok da şekerli çay. Aslında ben ona iyilik yaptım ya. Şeker zaten sağlığa zararlı değil mi ya? İçmesin, şekersiz. Sağlığa zararlı sonuçta ya. Değerim bilsin. Alışsın. Ben ona gerçi çok dedim ya. Bırak dedim şekersiz iç bak. Şeker, yani arkadaşlar içinizde şekerli çay içen varsa size de tavsiyem şekeri bir an önce bırakın. Şekersiz içmeye çalışın. Şeker hem zararlı hem çayın da tadını alamazsın diye. Çay şekersiz içilir. Bunu deneyin. Bir ay falan zorlanırsınız. Şekersiz çay içmeye. Bir ay yani bir ay sonra da alışırsınız yani. Ondan sonra iyi ki de demişsiniz Alperen abim sesini lafını dinledik de şekeri bıraktık. Şekerden, çaydan tad alırsınız arkadaşlar. Hakikaten çaydan tad alırsınız yani. Bırak. Zararlı şeyler ya. Ne demiş adam? Üç beyazdan uzak duracaksın. Ama severiz böyle zararlı şeyler değil mi?